E ee, Ekrem İmamoğlu'nun kafasındaki aday kim acaba diye merak edebilir izleyicilerimiz. Galiba sen de bununla ilgili bir konusu var. Onu da alalım. Kendisi değilse Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Peki böyle yani, bir şey var mı? Ben önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu'nun benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur deme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Düşünüyor musun? Ben bazı bilgilerden yola çıkarak bu düşünceye sahibim. Böyle bir şey söyleyecek. Evet yani son görüşmelerden vesaire oradan aldığım bilgilerden yola çıkarak söylüyorum. Peki bunu bunun nedeni ne yani inanarak mı söyleyecek bir ya hamle şöyle, bir strateji mi? Şimdi bu, bu tabi şu anda aslında Türkiye'nin çok da gündemi olan bir mevzu değil ama e, netice itibariyle CHP'de e, 2023 sonrasına bir şekilde hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa da CHP Genel Başkanlık koltuğu boşalacak olmasa da boşalacak yani. Hani seçime girip kaybederse de boşalacak. Sonuçta CHP'nin yeni yönetim kadroları vesaire şimdiden parti içinde konuşuluyordur. Herkes kendi grubunu, hizibini oluşturuyordur. Herkes bir iktidar mücadelesini şimdiden başlatıyordur ama bunlar çok sıcak gündemler değil. Ama Ekrem İmamoğlu bence iyi bir politikacı. Yani o şeyi havayı koklayabilen Işte tavır alabilen hani pozisyon alabilen bir siyasetçi. Gidişatı okuyor, okuyabiliyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu isterse ve seçilme ihtimali varsa onun adaylık sürecinin önüne hiçbir şekilde geçemeyeceğinin farkında. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte gelecekte velev ki mesela anketler kötü çıkar vesaire aday olmaktan vazgeçerse de aday yapılma fırsatını da kaçırmak istemez. Onun için bu süreçte bu önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir cenge girmesini ben beklemiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu zaten kazanabilecekse Tayyip Erdoğan'a karşı girer ve kazanır. Ekrem Kazanamayacaksa... Ekrem İmamoğlu onun sonrası için hazırlığını yapar. gene CHP yönetimi vesaire açısından Kılıçdaroğlu kazanamayacak gibi görünürse anketlerde vesaire o zaman dönüp partiden bir aday seçecek. O zaman listede olabilmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyini kaybetmemesi lazım. Güvenini işte desteğini vesaire kaybetmemesi lazım. Dolayısıyla da ben bu iki kriterden yola çıkarak önümüzdeki dönemde böyle bir açıklama yapabileceğini düşünüyorum. Zaten hani benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadıkta olmazsa İbreyi yine yeni onlara İbreyi yine onlara dönecek Gayet yani tabii. ne kaybedecek Gayet yani Gayet tabii. Evet.